Merhabalar arkadaşlar. Video konu anlatımlı dersimize devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Sokulu Mehmet Paşa dönemi. Bu dönemde meydana gelen gelişmeleri baktığımızda Sakız Adası'nın alınması, Kıbrıs Adası'nın fethi, İnebahtı Deniz Savaşı, Tunus'un fethi, Leistan'ın vefasının Osmanlı Osman alınması, son olarak da Sokulu'nun kanal projelerini işleyeceğiz. Sokulu Mehmet Paşa Enderun'da yetişmiş Hırvat asıllı bir devşirmedir. Kanuni Sultan Süleyman ölmeden iki yıl önce Sokulluyu sadrazam yapmıştır. Kanuni'den sonra II. Selim ve III. Murat dönemlerinde de Sokullu Mehmet Paşa sadrazamlık görevini yürütmüştür. Sadrazamlık yaptığı dönem boyunca devlet işlerini yürüten asıl kişi kendisi olduğu için ve padişahlardan daha çok ön plana. Sokullu Mehmet Paşa çıktığı için arkadaşlar bu dönem onun adı ile anılmıştır. Birinci gelişme Sakız Adası'nın alınması var. Bu dönemde Sakız Adası Cenevizlilerin elinde bulunuyordu. Sokullu'da Kaptanı Derya Piyale Paşa'yı Sakız Adası'nın alınması için görevlendirmiş ve ada Piyale Paşa tarafından kuşatılmıştır. Kuşatma sonrasında Osmanlı Devleti'ne bağlanan Sakız Adası'nın alınması ile Ege Denizi'ndeki Türk hakimiyeti pekişmiş. Akdeniz kıyıları ve boğazların güvenliği sağlanmıştır. Kıbrıs Adası'nın fethi. Kıbrıs Adası da bu dönemde Venediklilerin elinde bulunuyordu. Venedikliler Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'ın fethinden sonra bu ada için Osmanlı Devleti'ne vergi ödemeye başlamışlardı. Kıbrıs adasının nedenlerini sıraladığımızda Kıbrıs'ın jeopolitik olarak önemli bir konumda bulunması Kıbrıs'ta bulunan korsanların Osmanlı ticaret gemilerine zarar vermeleri Venediklilerin Kıbrıs için ödedikleri vergiyi vermemeleri son olarak da Kıbrıs'ın Osmanlı egemenliğindeki Anadolu Mısır ve Suriye sahillerine yakın olmasından dolayı Venediklilerin bölgede tehdit unsuru olarak görülmesi diyebiliriz. Arkadaşlar 2. Selim döneminde Kıbrıs adası Osmanlı devletine bağlanacak ama 2. Selim adanın fethini istemesine rağmen Sokulu Mehmet Paşa buna karşı çıkmıştır. Adanın alınması halinde Avrupalıların Osmanlılara karşı büyük bir Haçlı seferinin düzenleneceğini ileri sürmüştür. Buna rağmen 2. Selim, Vezir Lala Mustafa Paşa'yı e, Kıbrıs Adası'nın alınması için görevlendirmiş ve Lala Mustafa Paşa tarafından e, Kıbrıs Adası kuşatılarak Osmanlı Devleti'ne yapılan bir yıl savaş sonrasında bağlanmıştır. Kıbrıs Adası'nın Osmanlı Devleti'ne bağlanmasının sonuçlarına baktığımızda, Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Böylece Mısır yolunun güvenliği sağlanmıştır. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri gibi sancaklardan Türk aileleri Kıbrıs'a yerleştirilmiştir. Anadolu'yu savunmak üzere bir iç savunma hattı oluşturulmuştur. Anadolu'nun güney sahillerine yönelik tehdit ortadan kalkmıştır. Son olarak da arkadaşlar İnebahtlı Deniz Savaşı'nın yaşanmasına neden olmuştur. Yine Bahtı Deniz Savaşı 1571 yılında gerçekleşen olay. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs adasını fethi etmesi sonrasında Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne karşı bir araya gelerek donanma oluşturmuşlardır. Bu donanmaya Papalık, Malta Şövalyeleri, Venedik ve İspanyollar katılmıştır. Yani Osmanlı Devleti'ne karşı büyük bir haçlı donanması oluşturulmuş ve bu donanma arkadaşlar Yunanistan'ın batısında bulunan İnebahtı Körfezi'nde Osmanlı donanmasını bozguna uğratmıştır. Osmanlı Devleti İnebahtı Deniz Savaşı'nda ilk kez Avrupalılar tarafından yakılmıştır arkadaşlar. Bu olay tarihimizde ilk'tir. İlk kez Osmanlı donanması haçlı donanması tarafından yakılmıştır. İnebahtı Deniz Savaşı'nın sonuçları önemlidir. Osmanlı Devleti savaş sonucunda ilk kez büyük bir deniz yenilgisiyle karşı karşıya kalmıştır ve ilk büyük deniz yenilgisini almıştır. Bu yenilgi Türklerin yenilmezliği inancını ortaya çıkarmıştır. Olay sonrasında arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa Venedik elçisine biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez. Fakat kesilen sakal yerine daha gür çıkar diyerek Osmanlı donanmasının güçlülüğünü ve Osmanlı devletinin prestijini çizmiştir diyebiliriz. İnebahtı bozgunu da dediğimiz gibi Osmanlı tarihinde donanmanın yakıldığı ilk olaydır ve toplamda Osmanlı donanması dört kez yakılmıştır. Tunus'un fethi var. Kıbrıs adasının alınmasından sonra Osmanlı güçlü bir donanma oluşturmuş. Yani İnebahtı Deniz Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti donanmaya önem vermiş ve donanmayı kuvvetlendirmiş, güçlendirmiştir, yenilik yapmıştır. Yeni oluşturulan donanma sonrasında da e, Sokulu Mehmet Paşa Kılıç Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'yı Tunus'un alınmasıyla görevlendirmiş ve Kılıç Ali Paşa tarafından Tunus'a bir donanma gönderilerek Tunus adası alınarak Osmanlı Devleti'ne bağlı bir beyler beylik haline getirilmiştir. Tunus'un alınmasının sonuçları da önemlidir. Böylece İspanyol-Osmanlı savaşları sona ermiş. Ayrıca İspanyolların Kuzey Afrika'daki işgal politikalarını da sona erdirmiştir. <laughs> Lehistan'ın Osman himayesine girmesi. Osmanlı Devleti Fransa'nın da desteğini alarak Erdel Prensi Baturi'yi Lehistan Kralı seçtirmiş. Osmanlı Devleti'nin çabaları sonucunda Baturi, Lehistan kralı olarak belirlenmiş ve Osmanlı himayesini Baturi'nin kabul etmesi sonrasında Lehistan Osmanlı Devleti'ne bağlı bir beylerbeylik haline getirilmiştir. Not arkadaşlar burası da önemli. Lehistan'ın Osmanlı himayesine girmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin egemenlik sahası Baltık Denizi'ne kadar ulaşmıştır. Fas Sultanlığı'nın Osmanlı himayesine alınması bu dönemde Fas'ta taç kavgaları vardı. Taç kavgaları devam ediyordu. Faslıların bir bölümü Portekizlilerden yardım isterken bir kısmı da Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir arkadaşlar. Her iki devletin Fas'a yardım göndermesi sonucunda her iki devlet Fas'ta karşı karşıya gelmiştir arkadaşlar. Çünkü bölgede hakimiyetini kabul ettirecek olan devlet <laughs> Fas hakimiyet sağlayacaktır. O yüzden iki devlet var gücüyle Vaduiz Sebil savaşında galip gelmek için mücadeleler göstermiş ve Osmanlı devleti Vadü Sebil savaşında Portekizlileri çok ağır bir yenilgiye uğratarak Fas himayesini kendisine bağlamıştır. Fas Osmanlı himayesi altına alınmıştır deriz. Osmanlı devletinin sınırları Fas'ın Osmanlı'ya bağlanmasıyla birlikte Atlas Okyanusu'na kadar ulaşmıştır. Ayrıca Kuzey Afrika'da bulunan fetihler tamamlanmıştır. Kuzey Afrika'da yapılan fetihlere en başından bakacak olursak arkadaşlar, Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'ın Osmanlı'ya bağlanmasıyla Kuzey Afrika'daki fetihler başlamıştı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Trablusgarp ve Cezayir'in alınmasıyla devam etti. 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde Tunus ve Fas'ın Osmanlı himayesine alınmasıyla birlikte Kuzey Afrika fethi tamamlanmıştır diyebiliriz. Sokulu'nun kanal projeleri var arkadaşlar. Birinci proje Don Volga kanal projesi. Karadeniz'e dökülen Don Nehri ile Hazar Denizi'ne dökülen Volga Nehri'nin bir kanal aracılığı ile birleştirilmesidir. Sokulu Mehmet Paşa'nın e, bu iki nehri birleştirerek ulaşmak istediği amaçlar arasında İpek yolunu yeniden canlandırmak, Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak, Rusya'nın güneye inmesini ve gelişmesini önlemek, ayrıca Osmanlı Devleti'nin Hazar Denizi'ne geçerek İran ile yapılan savaşlarda donanmasından yararlanmak diyebiliriz. Ancak arkadaşlar Kırım Hanı'nın bu projeye olumlu yaklaşmaması ve Rusya'nın projenin gerçekleştirilmesini engelleme çabaları yüzünden maalesef proje hayata geçirilememiş, yarım kalmıştır. 1952 yılında ise Ruslar tarafından proje uygulanmıştır diyebiliriz. İkinci proje Süveyş Kanalı Projesidir arkadaşlar Akdeniz ile Kızıl Denizin bir kanal ile birbirine bağlanması projesidir. Sokulu Mehmet Paşa'nın bu proje ile de gerçekleştirmek istediği amaçlar arasında Akdeniz ticareti ve baharat yolu ticaretini canlandırmak çünkü bu bölgeler coğrafi keşifler sonucunda önemini yitirmişti. Tekrar önem kazandırmak istiyoruz Osmanlı ticaret gelirlerini arttırmak istiyor. Portekiz'in Hint Okyanusu ve Hindistan'daki hakimiyetine son vermek istiyor arkadaşlar. Yine bu projede hayata geçirilemeyecek. Çünkü Sokulu Mehmet Paşa'nın projeyi gerçekleştirmeden önce hayata hayatını kaybetmesi sonucu gerçekleşmeyecek. 1869 yılında Avrupalı devletler tarafından özellikle İngiltere tarafından Akdeniz ticareti tekrar Kanalın açılmasıyla önemini kazanmıştır. Ama Osmanlı Devleti döneminde hayata geçirilmemiştir. Akdeniz ve Kızıldeniz'in birleştiği nokta arkadaşlar Süveyş Kanalı ile. Son proje arkadaşlar Marmara Karadeniz Kanal projesi. İznik Gölü, Sakarya Nehri, Sapanca Gölü ve Marmara Denizi arasında kanallar açılı açılarak Karadeniz ve Marmara Denizi arasında deniz yolu açılmak istenmiş ancak bu projede uygulanmamıştır 1579'da arkadaşlar 3. Murat döneminde e, Sokulu Mehmet Paşa'nın e, vefat etmesi üzerine Osmanlı Devleti yükselme dönemini bitiriyor ve duraklama dönemine geçiyor arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa'nın ölmesi bir dönemi açıp bir dönemi kapatmıştır. Böylece Sokulu Mehmet Paşa dönemi de bitmiştir diyebiliriz. Bu dönemle ilgili birkaç sorumuz var onları da çözelim. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs Fethi sonuçlarından hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir. Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliği kesinleşmiştir. Anadolu'nun güney sahillerine yönelik tehdit ortadan kalkmıştır. Mısır, Suriye deniz ticaret yolu güvenlik altına alınmıştır. Kıbrıs'ın alınması Osmanlı tarihinde önemli bir noktadır. Özellikle Sokulu Mehmet Paşa döneminde. Ve verilen her üç öncül de arkadaşlar doğru gelişmelerdir. Ve Osmanlı Devleti'nin e, Kıbrıs adasını almasıyla gerçekleşmiş olaylardır. Ekleyecek olursak İnebahat'ta Deniz Savaşı'na neden olmuştur. Diğer sorumuz. Sokulu Mehmet Paşa'nın coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerinden kurtulmak amacıyla projelerinden hangilerini hayata geçirmeyi amaçladığı ileri sürülebilir. Karadeniz Marmara Projesi, Süveyş Kanalı Projesi, Don Volga Projesi, Marmaray Projesi. Arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa döneminde 3 tane proje gördük. Hayata geçirilmek istenen maalesef hiçbirisi de hayata geçirilememişti. Ve bu projeler Karadeniz Marmara, Süveyş Kanalı Don ve Volga nehirlerinin birleştirilmesi politikası. Sorumuzun cevabı denizli şıkkı arkadaşlar. Sokulu döneminde Fas ve Lehistan himaye edilmiş, Sakız Adası, Yemen ve Kıbrıs fethedilmiştir. Buna göre Sokulu dönemi ile ilgili durumlardan hangilerine ulaşılabilir? En geniş sınırlar ulaşıldı, yeni ticaret yolları ele geçirildiği, Osmanlı üstünlüğünün devam ettirildiği. Sokulu Mehmet Paşa dönemine genel itibariyle baktığımızda arkadaşlar en geniş sınırlara ulaşılmamıştır. Osmanlı Devleti en geniş sınırlara duraklama döneminde ulaşacaktır. Yeni ticaret yolları ele geçirildiği demiş. Yeni ticaret yolları bu dönemde ele geçirilmemiş. Var olan ticaret yollarının canlandırılmak istenmiştir. Osmanlı üstünlüğü de yine Sokulu döneminde hem sınırların genişlemesiyle hem de farklı devletler üzerinde Osmanlı etkinliği devam ettirildiği için bu dönemde üstünlük sağlanmıştır diyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı Bolu Şıkkı'dır. <laughs> 2. Selim döneminde Sokulu Mehmet Paşa, Don ile Volga nehirler arasında küçük gemilerin geçmesini imkan verecek bir kanal açma girişiminde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Sokulu Mehmet Paşa'nın bu girişimle ulaşmak istediği amaçlarından biri değildir? A- Karadeniz ve Hazar Denizi'ni birleştirmek, Bolum, Rusların Karadeniz ve Kafkaslara inmesini engellemek, Ceyhan, Orta Asya Türk devletleriyle doğrudan ilişki kurmak, Denizli, doğuda ele geçirilen yerleri korumak, Edirne, baharat yolunun denetimi altına almak. Arkadaşlar, A, B, C ve D öncüllerinde verilen cevaplar doğrudur. Don ve Volga nehirlerinin gerçekleştirilmek istenen amaçlarındandır. Ve ekleyecek olursak sorumuzun doğru cevabı Edirne. Baharat yolu denetim altına alınmıyor. Don ve Volga nehirleri sonucunda zaten baharat yolu öncesinde Osman Himayesi'ne girmişti. Ancak İpek yolu deseydi E'yi de kabul edemezdik. Çünkü Don ve Volga nehirlerinin e, asıl amacı İpek yolu ticaretine canlılık kazandırmaktır. Baharat yolu güney sahillerindeki ticaret yoludur. O yüzden sorumuzun cevabı Edirne şıkkıdır. Son sorumuzda arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.